farklı görev, kademe ve rütbedeki güvenlik görevlilerimizin şehit edildiğine dair haberler geliyor. Son olarak Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aslan Kulaksız şehit edildi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesinin ve milletimizin başı sağ olsun. Son günlerde artma eğilimi gösteren bu olayların yegane hedefi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu devletin bünyesinde huzur içinde yaşamını sürdürmek isteyen insanımızdır. 22 milyon kilometre karelik Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışından sonra canımız, kanımız pahasına tutunduğumuz 780 bin kilometre karelik bu vatan toprağı ve üzerine kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bize çok gülülmektedir. Kavga bunun kavgasıdır. Ülke yaklaşık yarım asırdır içindeki farklı unsurların hassasiyetleri kaşınarak sürekli teyakkuz halinde tutulmak istenmektedir. Binlerce vatan evladının canına mal olan sağ sol kavgası, toplumsal hoşgörü ve saygıyı zedelemeyi amaçlayan Alevi-Sünni gerginliği, iç barışa en büyük tehdit olarak yaratılmaya çalışılan Türk-Kürt ayrışması ve uzun yıllardan beri güven ve adalet duygularının karşısındaki en büyük tehlikeyi oluşturan yüzlerce faili meçhul olay ve cinayetler nasıl bir ateş çemberi içinde tutulmak istendiğimizin açık göstergeleridir. Tarih tekerrürden ibarettir. Ancak ibret alınarak gerekli tedbirler alındığı takdirde tarihte yaşanan olumsuzlukların tekerrür etmeyeceği de bir gerçektir.